Mehmet Özcan bizleri bekliyor. Galatasaray'ın gündemini konuşacağız. Mehmet hoş geldin. Günaydın. Günaydın Çiğdem, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Tabii öncelikle sana Falcao ve Yedlin'in durumlarını sorarak başlayalım. Evet, olumsuz haberler üst üste geliyor Galatasaray'da. Yani Yedlin'in en az bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor Çiğdem. Çünkü sağ ayağında ciddi bir sıkıntı var zaten. Kanama, ödeme tespit edildi. Hemen tedavi alındı. Beşiktaş maçının olduğu ligin son 3 haftasında yetiştirmeye çalışacak ama Galatasaray artık bu önümüzdeki bir aydaki ki Nisan ayında 2 tane de hafta arası maç var. Ciddi bir 3 günde bir maç maratonuna girecek. Bu periyotta Yedlin'den yararlanamayacak. Şener hiç güven vermiyor. Şener'in güven vermediğini şöyle özetleyelim. Ben basın tribünde olduğum için açıklayayım. Yedlin sakatlandığı pozisyona tam 8 dakika beklendi değişiklik için. Yani Şener'e güvenmediği aşikar, teknik heyetin bu periyotta tabii ki Göztepe maçına Lines yetiştirmeye çalışacak. Lines'in Göztepe maçına yetişmesini bekliyorum. Galatasaray adına büyük sıkıntı. Falcao'ya gelirsek dün bir operasyon geçirdi. Bir 10 günlük tedavi süreci olacak ama ben yani Yedlin kadar uzun sürmesini bekliyorum. 2 hafta sonra muhtemelen bir maskeyle sahalarda olmasını bekliyorum Falcao'nun ama tabii önünde Galatasaray'ın bir Göztepe maçı var. Göztepe maçında Falcao'nun olmayacağı, Muhammed'in de forvet hattında alternatifsiz olacağı çünkü Babel'in de bir kart cezası var. Galatasaray'ın o bölgede kullanabileceği tek oyuncu Muhammed olacak. Onyekuru'nun da bu hafta içi ülkesinden dönmesi bekleniyor ama ne kadar hazır olur o da soru işareti. Peki yine bir puan kaybıyla tamamladı haftayı Galatasaray. Fatih Karagümrük'le bir berabere kaldı. Maçın detaylarını soracağım ama öncelikle istersen hocanın açıklamalarıyla başlayalım. Karagümrük maçından sonra yoruldum dedi. Bu da farklı anlamlara çekildi. Farklı anlamlar yüklendi bu sözlere. Sen nasıl okuyorsun? Sıkıntı Galatasaray'da. Ben şöyle söyleyeyim. Sezonu havlu attığını düşünüyorum artık Galatasaray'ın. Şampiyonluk anlamında. Bu arada lig ikinciliğini de Galatasaray'ın önemsemesi gerek. Sonuçta bir ön eleme hakkı var. Statü değişiyor. Evet, ligimizde ön eleme oynayan bir takımın Şampiyonlar Ligi katıldığını en son 2008 yılı. Yani nereden bak 13 sene geçmiş. Yani kolay değil. Belki eşleşmelerden dolayı ama yeni değişen statüde bence o ihtimal var. O ihtimal zorlanmalı ve Fenerbahçe ile arasında Galatasaray'ın çok puan farkı yok. Tabii Fenerbahçe'nin hala gerisinde Galatasaray. Artık bir Fenerbahçe bay geçeceği haftada durumu eşitleme öne geçme şansı vardı ama bunu Karagümrük maçında değerlendiremedi. Hoca cephesinde bakalım bu hafta idman açılacak mı? Ben en çok onu merak ediyorum Çiğdem. Çünkü ben biraz saha içi sonuçlara da bağımlı olduğunu düşünüyordum. Galatasaray tarafı Karagümrük'ü yeneceklerini düşünüp bize haftaya görüşürüz idmanda demişlerdi. Bu da çok önemli ama ben artık Galatasaray'ın gerçekçi hedefinin şampiyonluk olduğunu düşünmüyorum dünkü Beşiktaş galibiyetiyle. Peki hoca yoruldum derken ne demek istedi? Farklı anlamlar yüklenmiş çünkü. Mesela bunlardan bir tanesi kendisine destek olunmaması sebebiyle yönetim kanadından yoruldu ve sözleşme yenilemek için de seçimleri bekleyecek. Böyle bir ihtimal var mı? Diğer yandan saha içinde hakemlerin saha dışında federasyonun tutumundan mı yoruldu? Ya da oyunculardan, oyuncu grubundan, yardımcılarından mı istediklerini yapamayan o gruptan mı acaba yoruldu? Yardımcılarını ve oyuncularını değiştireceği de konuşuluyor. Bugün Fotomaç gazetesinde bu ihtimallerden bahsedilmiş. Tabii sen daha hakimsin içeriye. Neler söylersin? Son ceza Rizespor maçındaki 2 maçlık cezayı özellikle Fatih Hoca çok sinirlendi ve bu süreçte de yönetimden yeter desteği almadığını düşünüyor ki yönetimle Fatih Terim arasında bir uyumdan söz edemeyiz. Bu süreçte taraftarlar da çok eleştiriyor yönetimi gerekli reaksiyonu göstermedikleri için ama yönetimin de seçim sürecine girdiğini, takımın artık çok da sahiplendiğini düşünmüyorum. Açıkçası son bir aydır gündem 1959 öncesi şampiyonluklar. Yönetim genelde o konuda bir reaksiyon alıp açıklamalar yapıyor. Fatih Terim'in de yalnız bırakıldığı aşikar ama tabii Fatih Hoca'nın dediğim gibi sıkıntısı federasyon nezdinde, MHK nezdinde aldığı cezalar ki 4 artı 2 6 maç ceza ve 6 maçta sadece 2 galibiyeti var Fatih Terim'in tribünde olduğu maçlarda. Bunu özellikle belirtiyorum Çiğdem, basın tribünde olan biri olarak Fatih Hoca sağ kenarında çok aranıyor. En basit örneği Yedlin'in sakatlandığı pozisyon. Fatih Terim sağ kenarında olsaydı oyuncu değişikliği 8 dakika sürmezdi. Muslera da kulübeye neden değişiklik yapmıyorsunuz diye hesap sormazdı. Bir şekilde Fatih Terim aranıyor ama Fatih Terim yardımcılarıyla ne kadar uyumlu çalışıyor? Bu da soru işareti. Sonuçta Hatay maçında Fatih Hoca'ya Ozan Vafor,
Etobo önerileri yardımcılarından geldi ama Fatih Hoca Gedson'u tercih etti ki o tercihte hatalı olduğunu Hatayspor maçının 45 dakikasında gördük. Daha sonra Şener stopere geçti ama iş Evet. işten geçmişti Galatasaray adına. Bir sıkıntı var Galatasaray'da ama ben Fatih Terim'in dediğim gibi hani hep ismi başkanlıkla geçiyor. Başkanlık değil. Teknik direktörlük ama hani bu yönetim devam eder mi? Şu an hali hazırda 4 aday var. 5. aday da Galatasaray mevcut yönetim içinden çıkacak. Ama Mustafa Cengiz ama farklı bir isim. Mustafa Cengiz devam Bir etmezse. de ana gündem Çok maddesi aday. dediğin gibi seçim. Peki Terim aday olacak mı? Bununla ilgili bir bilgin var mı? İkinci sorum da gündemdeki adayların tamamı Terim'le çalışmak istiyor mu? İkinci sorudan cevap verin. Tamam, Fatih Hoca ile çalışmak istiyor ve herhangi bir B planı teknik direktör hazırlığı yok. Olsa muhakkak bize bu isim gelirdi Çiğdem. Çok da uzağa gitmeye gerek yok. Zaten bir Okan Buruk ihtimali var. Muhtemelen Fatih Terim'in Galatasaray kariyeri teknik direktör anında bilse Galatasaray'ın bir sonraki teknik direktörü Okan Buruk olur ama mevcut başkan adayları içinde herhangi bir hani Okan Buruk'la temas ya da hani Fatih Terim'siz bir gelecek planı bilgisi bize gelmedi. Ben de buna çok ihtimal vermiyorum. Gelelim Fatih Hoca'nın başkanlık ihtimaline. Fatih Hoca nasıl Galatasaray'a başkan olur? Galatasaray adaysız kalır. Bir çatı aday yani Fatih Terim altında birleşme söz konusu olur. O zaman sıcak bakabilir ama hali hazırda Nisan ayındayız. Hala ben umutsuzum ama Galatasaray tarafın umutsuz olduğunu düşünmüyorum şampiyonluğa. Geçen hafta çok eminlerdi kendilerinden. Muhakkak son ana kadar şartları zorlamaya çalışacaklar. Şu an konsantrasyon saha içinde. Bir ay sonra da pandemi koşulları izin verir mi bilemiyoruz tabii ama ya Mart ya Haziran'da seçim olacak. Ben o yüzden bu seçim dönemi için Fatih Terim ve başkanlık kelimelerini yan yana getirmiyorum. Peki yaklaşan seçimler sebebiyle de sözleşmelerde değil mi? Belirsizlikler yaşanıyor. Takımda şöyle bir hava hakim mi? Şimdi takım içi dengeler bozuldu mu bu anlamda? Çünkü mukavelesi bitecek olanlar teklif almadıkları için acaba gelecek sezon takımda olmayacağı mı düşüncesinde olduklarından dolayı mı yeterli performansı sergilemiyorlar? Şimdi takım içinde huzur kaçtı Muslera'nın sözleşmesi uzatıldığında. Neden Muslera'yla uzatıldı sorusu sorulmuyor bu oyuncu grubu tarafından. Neden bizimle sözleşme uzatılmıyor? Açalım bu isimleri. Luyendama, Marka, Ömer Bayram, Emre Akbaba gibi isimler. Burada Galatasaray yönetimi bu süreci de iyi yönetemedi bence. Çünkü Muslera'yla sezon sonunda sözleşme uzatılabilirdi ki sözleşme uzatıldıktan sonra da Muslera'nın performansı ortada. Son maçta da bence son dakikalarda kritik bir kurtarış olsa da yenilen golde hatası vardı Muslera'nın. Bu ciddi bir handikap Galatasaray adına. Ama takım içi hani genel sorunu bana soruyorsan saha içinde Fatih Hoca'nın tercihleri diyorum Çiğdem. Peki. Yani 8 maçlık galibiyet serisi alan takımın bozulması, oyuncu tercihleri, kimi oyuncuların kulübede kalması Galatasaray'ı bu Peki. noktaya getirdi. Mehmet Özcan çok teşekkürler. Görüşmek üzere.